Hoş geldiniz sayın basın emekçileri. Bugün bildiğiniz üzere Narin Güran cinayetine ilişkin sanıkların yargılandığı ilk duruşma var. Biz buraya Narin için adalet çağrısını yinelemek için toplandık. Şimdi basın metnini öncelikle Ahmet Çocuk Çalışmaları Ağı ve Şiddetle Mücadele Ağı adına Berfin Elçi arkadaşımız okuyacak. Devamla Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanımız Sayın Serra Bucak bir konuşma yapacak ve yine Mardin Milletvekilimiz ve DEM Parti Çocuk Komisyonu Eş Sözcümüz Sayın Berikan Güneş ve sonrasında da HDK Eş Sözcümüz Sayın Meral Danış Beştaş konuşma yapacak. Teşekkür ediyorum. 21 Ağustos tarihinde kaybettirilen ve 8 Eylül'de maalesef cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın faillerinin yargılandığı davanın ilk duruşması bildiğiniz üzere bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Bizler Narin için adalet çağrımızı Diyarbakır Adalet Sarayı'nın önünde haykırmak için buradayız. İlk günden beri takipçisi olduğumuz bu olay hakkında başından itibaren aile üyelerinin birbirinden farklı ve çelişkili açıklamalarına rağmen aile üyelerinden şüphelenilmemesi, devletin aile kurumunu kutsayan politika ve yaklaşımlarının sonucu olup kutsallaştırmaya çalışılan aile kurumu Narin'in ölümüne sebep olmuştur. Yine medyada oluşan spekülasyonlar ve bunların önüne geçilmemesi, aksine gizlilik kararı alınmış olan soruşturma dosyasındaki belge ve delillerin iktidara yakın medya organları tarafından yayınlanması ve soruşturma dosyasında bulunan belgelerin bazı kısımlarının cımbızlanarak kamuoyu algısının çarptırılmaya çalışılması, gizlilik kapsamında yürütülen soruşturma evresini faillerin lehine işleyen bir süreç haline getirmiştir. Bu durum devlet içerisinde bazı güçlerin bilinçli olarak failleri korumaya dönük adımları attığını düşündürmektedir. Nitekim dosyada sadece 4 fail hakkında bir çocuğu kasten öldürmek suçundan kamu davası açılmış olması da bu durumu doğrular niteliktedir. Soruşturma kapsamında yer alan diğer şüpheliler hakkında da çocuğu kasten öldürme suçundan kamu davası açılmasını ve cezalandırmalarını talep ediyoruz. Bizler çocuk hakları alanında çalışan kurum ve aktivistler olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nce taraf devletlerin her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ettiğini, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çalışmayı göstermek zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Toplumda infial yaratan Narin cinayetinin yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, gerçek faillerin cezalandırılması ve adalet sistemi içerisinde çocuk haklarının korunması için mücadele ettiğimizi ve mücadelemize devam edeceğimizi buradan belirtiyoruz. Bizler çocuklar için yaşanabilir ve güvenli bir dünya kurmak için bugün Narin Güran'ın faillerin tespiti için yapılacak yargılamada faillerin tespit edilmesiyle hak ettikleri cezayı almaları için dosyanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun önünde söz veriyoruz. Tüm çocuk kurumlarını ve Narin için adalet isteyen her bir yurttaşımızı dosyaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ahmet Çocuk Çalışmaları Ağı, Şiddetle Mücadele Ağı. Şimdi sözü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak'a bırakıyorum. Biraz öne alabilir miyiz başkanım? Değerli basın emekçileri, kıymetli arkadaşlarımız, bugün burada çocuk hakları ağı aktivistleri, kadın çalışmaları aktivistleri, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle bir aradayız ve bugün başlayacak olan Narin cinayetini duruşmasının ilk duruşmasını an be an takip etmek için ve bu dosyanın arkasında olduğumuzu, peşinde olduğumuzu, şeffaf, adil ve bağımsız bir yargılama açığa çıkana kadar ve sonuçlanana kadar, failler cezalarını bulana kadar bu davanın peşinde olduğumuzu açıklamak için ve Narin şahsında katledilen tüm çocuklarla, öldürülen tüm çocuklarla, genç kadınlarla, kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu, onların yaşam hakkını savunduğumuzu söylemek için, haykırmak için buradayız. Elbette bu cinayetler Narin'le son bulmadı. Maalesef Narin'den sonra Rojin Kabayış'ı kaybettik. Daha sonra Şirin Elmas katledildi.
Ve bunun devamı gelecek. Bunun devamının gelmemesi için bizlerin bir araya gelmesi, tüm sivil toplumun, kent dinamiklerinin, yerel yönetimlerin, çocuk alanında, eşitlik, özgürlük alanında, toplumsal cinsiyet alanında birlikte çalışmalar yürütmesi lazım. Bizler toplumun yarısıyız. Kadınlar toplumun yarısı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini durdurma. Bunların hepsi hem yerel yönetimlerin hem seçilmiş milletvekillerimizin, aktivistlerin en büyük sorumluluğu bu. Önümüzdeki süreçte bu sorumlulukla hep birlikte hareket edeceğiz. Eylem planlarımızı açığa çıkartacağız. Yine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken buradan başta Narin cinayeti olmak üzere katledilen tüm çocukları anarak, katledilen tüm kadınları anarak onların şahsında, onların verdiği mücadeleyi bizler burada dışarıda bu mücadeleyi büyüterek şiddetsiz bir toplum yaratmak iddiamızı buradan yinelemek istiyorum. Ve bu davanın takipçisi olacağımızı tekrardan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İslam, fotoğraf. Bugün burada Narin'den geriye kalan belki de tek şey olan bu dava dosyasını takip etmek, savunmak ve adalet çağrısını yükseltmek için gelen herkesi ben Parti Çocuk Komisyonu adına saygıyla selamlıyorum. AKP-MHP iktidarı 100 yıldır mücadele ederek, bedel ödeyerek kazandığımız bütün kazanımlarımıza savaş açmış durumda. Hayatın her alanındaki kazanımlarımız için bizler mücadele etmek zorundayız. Kadınlar, kadın katilleri yargılansın diye mücadele ediyorlar. Çocuklar ve çocuklar için hak mücadelesi yürütenler, çocuk katliamları, çocuk istismarları için mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve en meşru haklarımız olan seçme ve seçilme hakkımız için bile bugün kayyum gaspına karşı mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani her yerin bir mücadele alanına çevrildiği bir sistemden, bir AKP-MHP inşasından bahsedebiliriz. Ve bu mücadele alanları içerisinde belki de en önemli alanlardan biri olan çocuk alanı da ne yazık ki AKP ve MHP iktidarı tarafından çocuk düşmanı politikalarla birlikte ne yazık ki istismar edilmeye devam ediyor. İşte tam da bu yüzden bizler bu 100 yıllık tabloda ne tecriti savaştan, ne savaşı kadın katliamlarından, ne kadın katliamlarını çocuk istismarından ve çocuk katliamlarından bağımsız değerlendirebiliriz. Bizler Narin'i Ceylan'dan, Enes'ten, Davut Altunkaynak'tan farklı değerlendirebiliriz. Bizler dost failleri ve meçhul failleri bağımsız ele alamayız. Tam da bu gerçeklikle birlikte bizler bir kez daha bu mesajı buradan vermek istiyoruz. Demokrasi, adalet, hak, barış en çok da çocuklar için gereklidir. Ve bizler DEM Parti Çocuk Komisyonu olarak, DEM Parti olarak, çocukla şiddetle mücadele ağı, çocuk ağı olarak Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de, tüm Kürdistan'da çocuklar için mücadele etmeye, çocuk kazanımlarını korumaya ve büyütmeye, çocuklarla birlikte hem bugün hem gelecek için barış içinde bir dünyanın inşası için adım atmaya mücadele edeceğiz. Fakat önümüzde kocaman bir Narin dosyası varken, siyaseten failler korunuyorken, hala daha Narin'in katillerinin kim olduğu bilinmiyorken bizler bir kez daha bu davanın bütün Türkiye'nin vicdanı ve adaletin tesisi için çok kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu dava adalete ulaşıncaya kadar da mücadele etmeye, takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli basın mensupları, katılımcı arkadaşlar, ben de Halkların Demokratik Kongresi adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Narin için buradayız, çocuklar için buradayız ama bu ülke
tıpkı kadın mezarlığına dönüşen bir coğrafya gibi şimdi de çocuk mezarlığı olma yolunda hızla ilerliyor. Evet, bu iktidar bloku çocukları korumuyor. Koruyamıyor demiyorum. Narin örneğinde olduğu gibi 19 gün boyunca aradıklarını iddia ederek delillerin karartılmasına, delillerin yok olmasına ve Narin'i kimlerin öldürdüğünü ortaya çıkarmak yerine kamuoyunda günlerce tartışma yürüterek aslında esas failleri gizlemek istediler. Ama hakikatler tabii ki inatçıdır ve bu hakikatleri er geç Türkiye kamuoyu, çocuk haklarından yana, adaletten yana olan toplum bunu ortaya çıkaracaktır. Çocuk yararının, çocuğun yaşam hakkının olduğu bir yerde hiçbir şeyin önemi yoktur. Dostlukları tanımıyoruz. Dostlukların çocuğun yaşam hakkı karşısında ifade edilmesi bile aslında büyük bir utanmazlıktır. Biz dostlarımız için, biz siyaset için, biz birilerini korumak için, biz başka düşünceleri işte ortaya dökülmesin diye Narin gibi çocukları kimlerin öldürdüğünü saklıyorsak bu toplum var olan durumdan çok daha ağır bir tabloya dönüşecektir. Evet, bu iktidar aileyi kutsayarak, aileyi koruyorum diyerek, çocuklara çocuklarımız güzellemesi yaparak toplumsal çürümeyi her geçen gün derinleştirmektedir. Ve biz bunun karşısında her zaman mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. Narin sadece Narin değildir. Türkiye'de katledilen bütün çocukların, istismara tecavüze uğrayan bütün çocukların aslında temsili bir ismi haline gelmiştir. Bugün buradayız çünkü Narin dosyasının soruşturma aşamasında olduğu gibi kapatılmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Bunu sadece 3 kişilik mahkeme heyeti ve savcının insafına bırakmayacağız. O delilleri bizler de didik didik inceledik. Neler yapılmış? Bir gözaltında telefonu bile vermeyen emniyet, jandarma suç aleti olan arabayı aramadan iade etmiştir. Tek bir örnek veriyorum. Bu delilleri karartın demektir. Delilleri karartıyoruz demektir. Bu nedenle bize böyle beylik büyük büyük laflarla çocuklarımız diyerek karşımıza çıkmalarını kabul etmeyeceğiz. Burada Diyarbakır Çocuk Ağı ve birçok kurumdan kadın arkadaşlar, dostlarla birlikteyiz. Bu davanın son anına kadar takibini yapacağız ve bütün Türkiye'ye çağrımız çocuklara, onların dediği gibi çocuklarımıza demeyeceğim, altını çizerek söylüyorum. Çocuklara sahip çıkalım. Bu ülkeyi karanlığa terk etmeyelim. Çünkü aydınlık gelecek bundan geçiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.